Seni gören olmadı ya Tahsin. Sanmıyorum. Siz meraklanmayın, ben etrafı kollarım. Bu gece yarısı cephaneliği uçurmamız lazım. Bir şey öğrenebildin mi Aliye? Öğrendim, işte. Ama Durmuş da ben de göz hapsindeyiz. Onun için sana gönderemedim. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Aliye'm, büyük bir iş başardın. Eve girenin Tahsin Bey olduğundan emin misin? Uzaktaydım çorbacı. Ama Tahsin Bey'i çok andırıyordu. O değilse başka kim olabilir ki? Öğretmenin evi sarılsın! Eve yaklaşan evden çıkan herkes yakalansın! Vakit yaklaştı Aliye. Artık gitmem gerek, beni bekliyorlar. Eğer bana bir şey olursa, ömrüm boyunca seni sevdiğimi unutma. Sen yaşayacaksın. Tahsin, oğlum, Yunan askeri evi sardı. Burada olduğumu öğrendiler. Eve girerken biri beni görmüş olmalı. Her şey mahvoldu. Nedir bu başımıza gelenler? Şimdi ne yapacağız? Sen yukarı pencereden dışarısını kolla anneciğim. Ben bir çare düşüneceğim. Cephaneliğin bu gece mutlaka tahrip edilmesi gerek. Silahlı birliklerimiz yarın öğleye doğru kasabaya girecek. Askerlerimizin selameti bu cephaneliğin tahrip edilmesine bağlı. Bu gece cephanelik tahrip edilmezse bütün çabamız boşa gitmiş olacak. Ah, buradan çıkmam lazım. Mutlaka, yakalanmadan. Yoksa düşman gerisindeki binlerce vatandaşımız hayatlarını kaybedecek. Merak etme Tahsin, az sonra buradan çıkacaksın. Nereye gidiyorsun? Mandana. Kumandana mı? Hayır, olmaz! Tek çare bu Tahsin! Kumandanla konuşursam, buradaki kuşatmanın kaldırılmasını sağlarım. Sen de birliklerinin başına dönebilirsin. Seni bırakmam Aliye! Şu anda kendimizden önce düşüneceğimiz vatanımız var Tahsin! Ben kendimi bu topraklara adadım. Hem hiçbir şeyden korkmayacağıma and içtim. Şimdi bu andı yerine getiriyorum. Sana bir asker olarak cephaneliği atıncaya kadar düşmanı oyalayacağıma söz veriyorum. Hem de bana hiçbir kötülük gelmeden. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem Aliye. Başaracağım Tahsin. Hem de hiçbir şeyden korkmadan. Eğer bana bir şey olursa sen de sakın unutma beni. Aliye. Allah'a ısmarladık. Dur! Beni hemen kumandanın yanına götürün. Hocam! Hocam! Durmuş! Çekil bakayım! Dokunmayın çocuğa! Seni nereye götürüyorlar ocağına? Hiçbir yere Durmuş. Hadi sen evine git oğlum. Hayır! Hayır hocam! Seni bırakmam! Sana kötülük ederler sonra! Çekil git dedim sana, beni! Bırakın çocuğu, Durmuş! Gördünüz mü? Kumandanın yanına gecelemeye gidiyor. Derdim de inanmazdınız. Haklıymışsın Fadda Efendi, kahpenin biriymiş. Kahpe ya! Hem de ne kahpe! Bu gelişinizi hayra yorabilir miyim matmazel? İnşallah ümitlerimde yanılmıyorum. Evet, yanılmıyorsunuz.
benim yüzümden bir adamın öldürülmesine, ihtiyar bir kadının kahrolmasına daha fazla göz yumamam. Evlenme teklifinizi bazı şartlarla kabul ediyorum. Şartlarınız nedir? Birinci şartım, babamı sürgünden kurtaracak, evimin etrafındaki asker çemberini kaldıracaksınız. Ya ikincisi? Düşmanlarımdan Fettah Efendi ile Kantarcı Hüseyin'in derhal tevkifini istiyorum. Herhalde üçüncü şartınız da evinizde saklı olan Tahsin Bey'in kurtarılmasıdır. Tahsin Bey'in evimde saklı olduğunu kim söyledi? Kantarcıların Hüseyin, Tahsin Bey'i evinizde sakladığınızı söylüyor. Siz de buna inandınız değil mi? Kantarcıların beni elde etmek için söylemeyeceği yalan, yapamayacağı iş yoktur. Karar sizin kumandan, ya iftira edene, ya da bana inanacaksınız. Unutmayın! Şu anda bana sahip olmak sizin elinizde. Son şartınız nedir? Son şartımı, öbür şartlarım yerine getirildiğinde söyleyeceğim. Gitmişler oğul, kimseler yok. Bu gece her şey bitmiş olacak. Duanı eksik etme anneciğim, hakkını helal et. Helal olsun evladım, helal olsun. Bu muhakkak Aliye kahpesinin işidir. Onun cezasını vermenin zamanı geldi. Aklını başına devşirdin nihayet. İsteklerinizin hepsi yerine getirildi Matmazel. Son şartınız nedir? Son şartım, beni dinimi değiştirmeye mecbur etmeyeceksiniz. Nikahımız olana kadar bana el sürmeyeceksiniz. Ölünceye kadar da Müslüman olarak kalacağım. Arzularınız benim için emirdir demiştim Matmazel. Sizin için gönlümde sevgilerin en büyüğü var. Sevgilerin en büyüğü memleket sevgisidir kumandan. Güzel anı kutlamak büyük bir zevk olacak. İçmez misiniz? Teşekkür ederim, ben içmem. Bu gece içmenizi isterdim. Ama ziyanı yok. Sizin yerinize de ben içeceğim. Sağlığınıza ve mutluluğunuza. Sizi burada bırakamayız yüzbaşım! Ölürsek hep beraber! Geçtiler herhalde! Kasabayı terk edeceğiz! Derhal Rişat Bursun'u çaldır! Benim içeride görülecek bir eski olmalı! Komandanım! Gelin benden! Bana oynadığın oyunun cezası nedir biliyor musun? Ölüm! Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi öldürün beni! Seni öldürmeyecek kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ama intikamım senin için ölümden de acı olacak. Benim olacaksın! Hem de burada! Kendi topraklarında!
sana en yakışan madalyayı takmak bana nasipmiş çorbacı.